Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizden nasılsınız? Bu sürpriz aday. Maçka'da vatandaşların uzun süreli baskılarına artık dayanamadım. Bir önceki seçimde de vardı bu baskılar. Evet. Bense yeni bir işim vardı o dönem İl Sağlık Müdürlüğü'nde ve Kızılay'da. Uygun olmadığını düşünmüştüm ama gelinen süreç içerisinde ciddi bir şekilde vatandaşın talepleri vardı. Buna kayıtsız kalamazdım. Nihayetinde hayatımın geçtiği bir yer. Evet. 51 yaşındayım. Hayatım askerlik ve mecbur hizmetim dışında tamamen orada geçti. Evet. Onun için ilçemize faydalı olmak için uzun yıllar ben hekimlik yaptım o ilçede. Evet. 22 yıl kadar. Son 6 yıldır orada da yöneticiliğim vardı ama son 6 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki kamu hastaneleri başkanlığı görevi ve yine Kızılay Başkanlığı görevinde edindiğim tecrübeleri ilçeme yönetici olarak oradaki insanların hizmetine aktarmak adına aday adayı oldum. Hayırlısını bekliyoruz. Bugün teşkilatımız burada. Partimizin mahalle temsilcileri, yöneticileri, gençlik kolları, kadın kolları oy kullanıyor. Onların oylarını kullanıyorlar. Mutlaka çok önemli bir bugünkü buradaki temaydı. Açıkçası ben bakıyorum, bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? En yoğun ilginin bizim Maçka'da olduğunu görüyorum şu anda. Bu da beni açıkçası demokrasi adına çok gururlandırıyor. Çok çok da hoşuma gidiyor. İnsanların bu kadar katılımcı olması hakikaten çok güzel bir şey. Ta köylerinden, Maçka'nın en uzak köylerinden kalkıp bugün buraya tercihlerini, iradelerini koymak için, iradelerini göstermek için geldikler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Peki AK Parti tarafından yönetilen bir ilçe. Evet. AK Parti Belediyesi'nin %70'lere varan oy aldığı bir ilçede AK Partili belediye başkanına karşı demeyelim de siz onun yerine geçmek istiyorsunuz. Birçok ilçede bu var. Evet. Yani burada şu mu? Biz daha iyisini yaparız mı? Yoksa hani tercih edilmezse biz de varız mı? Şöyle kesinlikle daha iyi yapacağımı düşünüyorum. %70 belediye seçimlerinde AK Parti'nin orada aldığını düşünmüyorum. %70 evet. Değil, daha düşük oy alıyor. Genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimlerde de aslında milletvekili seçiminde o oy yok ama Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oy var. Benim iddiam şu, bir kere parti adına iddiam şu, orada AK Parti'nin oylarının %70'ini çok üzerinde çıkaracağım. Evet. Böyle bir potansiyelim olduğunu görüyorum orada. Gerek AK Parti'nin oylarının dışında diğer muhalefet partilerine oy veren vatandaşlardan da ciddi bir şekilde teveccüh var bana. Adaylığımız halinde bize net bir şekilde oylarını vereceklerini ifade ediyorlar. Yani orada %70'in üzerinde, belki %80'lere çok iddialı olacak ama %70'e kesin iddialıyım ama %80'leri bile bulabileceğimi düşünüyorum orada. Çünkü öyle bir tabanım var. Ben o insanlara hizmet ettim. Niye aday oluyoruma gelince orayla ilgili, Maçka'yla ilgili, beldemle ilgili, yaşadığım yerle ilgili ideallerim var. O ideallerim var. Onları yerine getirmek istiyorum. İstihdamı artırmamız gerekiyor. Maçka'da istihdam alanları daralmış durumda. Turizmi çeşitlendirmek ve Maçka'nın tamamına yaymamız gerekiyor. Birçok köylerimizde yollarla ilgili problemler var. Bunları çözmeden, turizmle ilgili altyapı sorunlarını halletmeden turizmi ileriye taşımamız mümkün değil. Bunlarla ilgili planlarım, projelerim var. Belki ileride ilk açıklayacağım sizler olabilirsiniz. Şu an açıklamıyorum. Aday olduğum zaman açıklayacağım. Çok önemli sosyal projelerim var. Hatta o projelerindeki iddiam şu. O projeleri ben sunduktan sonra inşallah belediye başkanı olup yerine getirirsem bütün Türkiye'deki belediyelerin bizlerden örnek alacağını düşünüyorum. Evet. O anlamda ciddi bir şekilde gerek üniversitelerde gerek diğer arkadaşlarımla, ekibimle birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz, yaptırıyorum şu anda. Allah hayırlı etsin, Allah muvaffak etsin. Aday gösterirseniz inşallah yeni röportajlarla. Aday gösterirsem aday olarak çıkar çalışırım. Aday gösterilmezsem, başka bir arkadaşım aday gösterilirse onu ilk tebrik edecek, ilk kolunu ayağa kaldıracak olan ben olurum. Hiç isminden bağımsız söylüyorum bunu. Gerek mevcut belediye başkanımız veya diğer arkadaşlarımızın herhangi birisi aday gösterilirse de ilk kolunu Maçka davaya ben kaldıracağım. Onunla birlikte çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Çok nazisiniz. Gerçekten inşallah tüm aday adayları sizin gibi mütevazı olur. Çünkü biz adaylar açıklandıktan sonra parti içinde bazı bölünmeler ve tartışmalar, hatta karşı partiye çalışanlar görüyoruz. İnşallah sizde böyle şeyler yaşar. Şöyle, bunu tabii bugünden ne söylersiniz? Sadece inanabilirsiniz ama bunu gerçi aday olacağımı düşünüyorum. Ben aday olacağım büyük ihtimalle, onu düşünüyorum. Ama olmazsam da söylediğiniz kayıtlarda. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Hocam.